Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Toplam bu sefer 8 tane maç aydım. Ayrıca bugün maçlar salıya göre biraz daha kolay ve daha güzel gibi geldi gözüme. O yüzden bugün daha çok abonacağım. Daha çok kupon yapacağım. Telegram'da paylaşacağım mutlaka. Oraya da beklerim. E umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Ama ufak bir hatırlatma. WhatsApp gruplar hakkında bilgi almak için aşağıda numara yazıyor zaten. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman yazın. E hemen videoya geçelim. 8 tane maçım var. Fazla uzun olmasın video. Dediğim gibi bugün Bugün maçlar biraz daha güzel, daha bol pozisyonlu, bol gollü, güzel zevkli bir maçlar olacak gibi geliyor bana. 5 e, tane Şampiyonlar Ligi var. Başakşehir'in maçını aldım. Ajax'ın maçını aldım. Bir de İsviçre'den Lugano'nun maçını aldım. İki takım da seyrettiğimiz için e, güzel, zevkli bir maç olacak diye bunu da aldım arkadaşlar. 8 tane maçtan bahsedeceğim. Biraz video uzun olabilir. Hakkınızı helal edin. Like'ınızı atın. Hemen videoya geçelim. İlk maçımız e, Bologna Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak arkadaşlar. Bologna aslında bu sene çok iyi başlamadı diyebilirim. Geçen sene çok iyi yerde bitirmişti. Evinde özellikle muhteşem top oynuyordu. Hafta sonu Como'yu da yenemedi mesela. Yani Como aslında Bologna'nın rakibi değil. Bence yenmeleri gerekiyordu. Empoli evinde yenemediler. Udinese hadi kendi ayrında bir takım diyebilirim. Bu sene de iyi başladı Udinese. Napoli deplasmanında yenildiler. Geçen sene Napoli'ye de çelme takıyorlardı. Bu sene tam istedikleri kıvama gelemediler daha bence henüz. Şaktar'a bakalım. Onlar da liginde 5 maç yapmış. E, i̇yiydi aslında. 3 e, deplasmanda 2 galibiyet almışlar. En son Oleksandre deplasmanda 3-2 yenilmişler. Kendi evinde Karpatiliwi 5-2 ile geçmişler. Aslında e, denk takımlar diyebilirim. Burada Boloknay'ı 1-66 vermişler ama bence biraz daha yüksek vermeleri gerekiyordu. Şaktar kötü bir takım değil. Yani ülkesindeki problem olmasa Şaktar Boloknay'ı yenebilirdi aslında öyle bir takım. Ama şu anda e, şartlar tam e, bir değil denk değil. O yüzden Bolok'tu favori görülmüş. Ama ben Shakhtar'ın deplasmanda gol atacağını düşünüyorum. Burada Inter'e de gol atmış bir takım Shakhtar. O yüzden hafife almamamız lazım. Bence tam ayarını bulamamış Bologna'ya bir gol atarlar diye düşünüyorum. 1.68 çok güzel bir oran. İsterseniz kuponlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Üstü eklemeyeceğim bu sefer. Maçın 1-1 bitme ihtimali de var. O yüzden üstü eklemeyeceğim. Sadece karşılıklı gol var. Alıp bıraktım arkadaşlar. Geçelim sparta Prag Salzburg maçına. Çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımda hücumcu. Çok pozisyona giren, çok gol atan bir ekip. O yüzden hele Salzburg'u düşünürsek e, Deplasman'da 3-3 Twente ile beraber kaldığı bir maç vardı. Gördüğünüz gibi bütün maçları zaten neredeyse üst oluyor. Grezelak Deplasman'a 3-2 galip gelmiş. Rapid Viyana e 3-2 yenilmiş. Rapid, Rapid Trabzon maçını da izlemiştik. Orada da 3-2'lik mağlubiyet almış gelmiş. Sparta Pıra bakalım. onlarda da 7 hafta olmuş liginde. Yine 7 haftada 6 galibiyet almış. Neredeyse her maçta 2 gol atmış. E, geçen sene Galatasaray'ın rakibiydi. Milan'la da oynadılar. Kırmızı kart gördüğü halde Milan'a 2 gol atmış işte çok golcü bir ekip. Bence bugün Sparta parak 2 gol atar diye düşünüyorum. Ama direkt ortaya 2,5 üst aldım arkadaşlar. Salzburg da çünkü tehlikeli takım. Onlar da 2 gol atabilir belki. Eee Twente deplasmanında 3-3'lük üç bir e, beraberliği de var. Onu da söylemiştim zaten. Maç ortaya 2,5 üst alınır bırakılır arkadaşlar. İki takım da hatta Sparta daha yakın belki 3'üncüyü bile atabilir yani. Çok iyi bir takımdı Sparta. O yüzden 2,5 üst çok güzel bir tercih olacağını düşünüyorum. İsteyenler ev sahibi 1,5 üst 1.77'den bunu da değerlendirebilir. Bence ev sahibi iki tane gol atar bugün diye düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu da ikinci kuponunuza ekleyin. 1.77'de güzel bir oran. Ben mutlaka ikinci kupona eklerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim Süper Lig'e. Samsun Spor evinde Başakşehir'i ağlayacak. Bu Samsun Spor'a ne söyleyeyim bilmiyorum. E, Spor Toto'da iki tane yatarımız var. Biri Samsun, biri de Leipzig. Leipzig geçen hafta da yatırdı zaten bizi. Samsun'da bu hafta Konya'ya yenildi. Aslında hakkını yediler. Samsun'un net iki tane penaltısı vardı. Hadi ikincisi neyse de bir tanesi net penaltıydı. Hakem Vara bile gitmedi yani. En Enteresan, çok enteresan. Samsun'un hakkını yediler burada. Bence daha iyi oynamıştı. Sahası biraz kötü. Yani çamur gibi bir saha vardı. Sahası biraz kötü ama güzel oynamasına rağmen Konya'ya gol atamadı. Evinde gol atamadı henüz daha. İki baş yaptı. Beşiktaş'a atamadı. Konya'ya da gol atamadı. Bugün Başakşehir'le ağırlıyorlar. Başakşehir de son haftada son hafta yine Bodrum'u son dakika golüyle yendi. Toto'da da 0-2 ile vermiştik. Son dakika golüyle Bodrum'u yendiler. Çok iyi aslında bu sene Başakşehir. Bir tek Çaykur maçında kötü oynadılar. Onun dışında bütün maçlarda çok iyi oynadı diyebilirim. Yani Alanya galibiyeti, Antalya galibiyeti, geriye düşmesine rağmen 2-0'dan maçı çevirdiler Antalya'ya. Bodrum'u yendiler demiştim zaten. Samsun deplasmanında biraz zorlanacaklar. bence Samsun bu maçta çok hırslı oynayacaktır. Başakşehir'e gol atacağını düşünüyorum. 1-65'ten de cevap vereceğini düşünüyorum. Çok iyi bu sene Başakşehir. 3. sırayı hak edebilir yani bu sene. karşılıklı gol var. En ideal en iyi ihtiyacım bu olacak. Aslında maçın bol pozisyonu yine böyle 2-2'lere, iki 3-2'lere gidebileceğini düşünüyorum. Başakşehir açık oynayan takımları kendisine gol buluyor. Gol de yiyor. O yüzden risk alıp yani vardan sonra ikinci kupona üst ve var ekleyebiliriz. 2-0-6 çok güzel bir oran. Tek başına kupon gibi yani biliyorsunuz. 2-2 oran olduğu zaman kupon niyetine geçiyor biliyorsunuz. 2-0'lar kupon olarak veriliyor. O yüzden 2-0-6'dan böyle tekten denilebilir ama en ideal çarjım KG olacak. Bu sefer Samsun 3. maçında evinde oynadığı 3. maçında bu sefer gol atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Aklınızda tasa bunu ideal kuponlar ekleyebilirsiniz. Geçelim İsviçre Süper Ligi'ne. Luzen'le evinde Lugano'yu ağırlayacak. İki takımı da zaten izledik. Trabzon'dan, Beşiktaş'tan izledik. Beşiktaş Lugano'yu perişan etti biliyorsunuz. Beş tane gol evine gönderdiği e, iki takımın kendi aralarındaki oynadığı maçlara baktım. Hepsi KG var. iki buçuk üst olmuş zaten. E, Luzen şöyle söyleyebilirim. Young Boys'la maçı bir bir beraber kalmış. Kalecileri çok iyi. Kalecileri yine bu maçta bir olağanüstü bir performans sergilemezse bu maç yine iki buçuk üste gider diye düşünüyorum. Evinde oynadığı maçları Bazeli e 3-2 bitmiş. Sent Gallen'e 3-4 bitmiş. Yani kendi evinde açık futbol oynuyor. 3 tane gol atıp 4 tane yemiş mesela. Sent Gallen'den Lugano'da. Lugano'ya bakalım. Onlarda bütün maçları üst olmuş neredeyse. Sadece Sent Gallen'in e evinde 1 bir bir beraber kalmış. ve ee, ondan önce de Luzerne 3-2 yenilmişler. Deplasman'da Bazel'i e yendiler. Sadece bir maç yaptılar. Şimdi Deplasman'a gidiyorlar yine. Deplasman'da oynayacaklar. ikinci maç Luzerne gol atacaktır. Ee, üst oynayabilirsiniz. 1-46. İsterseniz sadece üst oynayın. En ideal tercih bu olur gibi aslında ama ben Vard'ı da ekleyip 2.5 üst var oynayabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla fark yok. Yani 12 barem var. 46 ve 1.58 1.46 1.58 yani değmez. İsterseniz sadece 2.5 üst alın arkadaşlar. Bunu öneriyim. Dileyenler üst varı birleştirip deneyebilir arkadaşlar. Geçelim Ajax Fortuna Start maçına arkadaşlar. Ajax yine bu sezon biraz daha sıkıntılı başladı diyebilirim. Fortuna Start'ta ama rakipleri çok kötü. Onlarda sadece bir galibiyeti vardı galiba. Hafta sonu yine yenildiler. İki maç galibiyet almışlar. İlk hafta Goyat'ı yendiler. Sonra da Almere zayıf rakibini yendiler. Nekli Megen'e kendi evinde yenildiler. En son Nakbire'deyi de 1-0 mağlup oldular. Deplasman'da çok iyi bir takım değiller ama Goyat'ı ilk hafta sürpriz yaptı. Normalde Goyat Eagles'ta bunu yenmesi gerekiyordu ama ilk hafta olduğu için orada bir sürpriz çıktı. Ayaksa bakalım. Onlar da iki maç yaptılar henüz. Nakbire'de yenildiler. Bu sene yine gol pozisyonlarında sıkıntıları var. Çoğu maçı bu sene 1-0-2-0 bandında geçecek gibi. Maçın favorisi Ajax ama 1-25 çok düşük. Yani bence biraz daha yüksek olabilirdi bu oran. Siz burada yüksek oran bulabilirsiniz. Ee, yurt dışından falan 1.40, 1.45 falan Ajax'ı direkt bir oynayabilirsiniz. Bence Fortuna statı yener. Hatta zaten bu rakibini kolay yeniyor. Ee, rahat farka gidebilir burada. Ama ben yine sıkıntılı bir maç olacağını düşünüyorum. Maç sonu birin yanına 4.5-6 da ekleyeceğim arkadaşlar. 1.65 çok güzel bir oran. En fazla 2-0, 3-0 olur. Hadi Fortuna Stad da bir tane attı. 3-1 olur. 4, 4'ten fazla gol çıkmaz bu maçta. Maç sonu 1 ve 4.5 kat oynanır arkadaşlar. Aklınıza tasa bunu değerlendirebilirsiniz. Geçelim Şampiyonlar Ligi'ne. Paris Saint-Germain evinde Girona'ya ağlayacak arkadaşlar. Girona hafta sonu Barcelona'ya 4-0'la yenildi. Oradan pardon 4-1'le golünde golünü de atmış. 4-1. 4 1le geçtiler. Yenildiler Barcelona'ya. Aslında iyi başladılar gibi diyebilirim. Yani Betis'e yenilmediler. Atletico Madrid'e yenildiler. Osasuna'yı geçtiler. Sevilla deplasmanında aslında ben Sevilla'nın reaksiyon gösterip burada kazanabileceğini düşünüyordum. Yani Girona Girona'yı yener diye düşünüyorum ama Girona oradan da galip gelmeye başladı. Hatta bu hafta Barcelona'yı Toto'da 0-2 ile geçtim. Yani Barcelona'da belki bir çelme takabilirlerdi. Geçen sene 4 gol atmışlardı Barcelona'ya burada. E, o yüzden Barcelona'ya bir çelme çakabilirler diye Toto'da 0-2 ile geçtim ama Barcelona bu sene çok güzel futbol oynuyor. Paris Saint-Germain'e bakalım. Onlar da 4-4 yaptılar. Yani her rakibe fark attılar gördüğünüz gibi hafta sonu. Brest'i de 3-1 ile geçtiler. Burada yani Brest maçında ilk yeri 1 önerdim ama şurada Brest penaltı kullandı. E, 1-0 öne geçti. Daha sonra 1-1'e bir geldi maç. İkinci yarı zaten yine maçı çözmeyi başardı. Barkola e, çok güzel oynuyor sol kanatta. Mbappe'nin yerini yine rahat kapatmışlar. Bence yine iyi bir futbol oynayacak. 1.23 e, 1 Paris Saint-Germain favori. Bunun yanına ne ekleyebiliriz? Oran yükseltmek için maç sonu 1 ve 1.5 üstler denenebilir. 2.5 üstler denenebilir. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Bir maç sonu 1 ve 2.5 üst 1.58. Buna hem fikrim yani Paris Saint-Germain kendi başına 3 tane bile atabilir arkadaşlar. Bu olabilir. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Hatta e, Bence bunu oynamak daha mantıklı. Çünkü Girona'nın da ben gol atacağını düşünüyorum. Karşılık vereceğini düşünüyorum. Paissac'ın yani yine 3-1'lik bir skor çıkabilir burada. Tam böyle beklediğim skor 3-1. Girona'nın bir tane geç hücumundan Paris'e bir gol atacağını düşünüyorum. İsterseniz KG oynayabilirsiniz, isterseniz maç sonu 1 ve 2.5 üst deneyebilirsiniz arkadaşlar. İdeal tercihimiz maç sonu 1 ve 2.5 üst olsun. Ben yine dediğim gibi Girona'nın da bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. KG ikinci planda olsun. Geçelim diğer maçımıza. Kulüp Bruj evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak arkadaşlar. Borussia Dortmund lige iyi başladı diyebiliriz. Hafta sonu yine rahat kazandılar. Maçlarını 4 kili mı geçtiler. Bu sene aslında kim maçta gol yemiyor. Yani Aytan Frankfurt'tan gol yemesini beklerdim. Werder Bremen deplasmanı 0-0'la geçti. Çok enteresan gol çıkması gerekiyordu. Heidenheim'i 4 ile geçtiler. Tam Borussia Dortmund maçı oldu bu 4 kilik. Normalde bütün maçları böyle geçer Borussia Dortmund'un. Ama bu sene Nuri Şahin sanki biraz daha takımı defans yapmaya çalışıyor gibi. Bu sene bakalım çok maçı böyle 2-0 bandında kalabilir. Borussia Dortmund'un Kulüp Burcu'ya bakalım. Liginde 6-7 hafta olmuş. Lige kötü başlamışlar ama son 4 maçını kazanmayı bilmiş. Evinde oynadığı maçlara bakalım. Gol yiyor mu? Normalde lig maçıyla şampiyon ligi maçlarını bir tutamayız tamam ama evinde oynadığı maçlara göre yorum yapmaya çalışıyoruz. Yani Kulüp Burcu, Borussia Dortmund'un aslında ayarında bir takım. Kendi evinde de olduğu için ya yani bence Borussia Dortmund'a bir gol atabilir. Ama ben 1.80'den Borussia Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. E, bu arada burada oynanan maçlarda da Borussia Dortmund kazanmış. O yüzden aklınıza yatarsa 2 deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce 4 kere maç yapmışlar. İkisini Borussia Dortmund kazanmış. Aslında ortada bir maç gibi görünüyor ama ben maç sonu iki oynamayı düşünüyorum burada. Aklına yatanlar ikiyi ama ideal kuponu değil. İkinci, üçüncü kupona yüksek orandan böyle 1.80 girebilir arkadaşlar. Zorlanabilir ama Borussia Dortmund geçen sene şampiyon evinde çok iyiydi. Yani deplasmanda da olsa iyi bir oyunla kazanıyordu. Gol yemiyordu hatta. Bence bugün kulüp burcu zorlansa da yenebilirler. 1.80 güzel bir oran. İsterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim son maçımıza arkadaşlar. Celtic Slovan Bratislava'yı ağırlayacak evinde. Yine iki tane güzel takım pozisyonlu, bol bol pozisyonlu açık futbol oynayan takım diyebilirim. Seltin e daha henüz liginde gol yememiş ama bütün maçları 2 gol ve 3'lü gol atmayı başarmış. Slovakya ekibi e, bence Celtic'e bir tık daha e, bir gömlek daha düşük bir takım diyebilirim ama onlar da 6 maç yapmışlar ve her maçta gol atmış. Gördüğünüz gibi sadece Zilina'ya gol atamamışlar. Şimdi e, Celtic asmana gidiyorlar. Gördüğünüz gibi zaten Celtic favori 1.20 ile. E, bence Celtic de gol atar. Slovan Bratislava'nın da gol atma potansiyeli var. Bence orta 2.5 üst alınabilir. Yani Celtic havasında olursa bugün belki de 3 tane kendi başına O yüzden 2.5 üst oynanır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, KG var da 1.70. Bence Slovan Bratislava'da bir tane atabilir ama bence üst oynamak en ideali olur diye düşünüyorum. Aklınıza tasa değerlendirebilirsiniz ama biraz da Celtic'in ayağına bakarız burada. Slovan Bratislava'dan gol gelmese Celtic'ten 3 gol bekleyeceğiz. O yüzden ikinci kupona girer diye düşünüyorum. İsteyenler deneyebilir arkadaşlar. Oran biraz daha yüksek olsaydı daha güzel olurdu ama aklınıza tasa 2,5 üstü değerlendirebilirsiniz. Zaten ev sahibinin oranı çok düşük. Yani oynanacak fark fazla bir şey kalmamış burada. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Biraz fazla uzun oldu gibi video. Yine 15-16 dakikalık bir video. oldu müş hakkınızı helal edin. Dediğim gibi Telegram grubuna beklerim. Orada böyle 5-6 oranlı yüksek oranlı bir kupon paylaşmaya çalışıyorum. E dediğim gibi aklınız yatarsa oynarsınız yine kuponu beğenirseniz oynarsınız. E, videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.